Şimdi arka planda gördüğünüz araştırma, anket oldukça önemli bir araştırma zamanlama açısından. Batı ve Doğu blokunun tam ortasında kalan biz bir ülkeyiz biz yıllardır. Keskin bir seçimimiz de yok aslına bakarsanız. Bu nedenle de işte mesajlarımız ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçeriz şeklinde. NATO üyesi bir ülke olarak verdiğimiz mesajlar var elbette. Ama hani böyle çok sert iki tarafa da mesaj vermiyoruz. Şu anda ılımlı mesajlar verilen bir noktadayız. Peki hangi yönü seçmek Türkiye'nin yararına olur? Böyle bir seçim yapılmalı mı? Belki de bu soruları yanıtlamak gerekiyor. İşte Metropol Araştırma Şirketi bir araştırma yaptı. Tam da bu soruyu sordu. Araştırmaya katılanlara ABD ve AB mi? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği mi yoksa Rusya ve Çin mi? Kaynak Metropol Türkiye'nin nabzı Ocak 2021 ve Ocak 2022 araştırmaları olduğunu belirtelim. İşte bu soruya verilen yanıtlar. Bir başka soru da şu. Türkiye dış ilişkilerinde Avrupa Birliği ve ABD'ye mi yoksa Rusya ve Çin'e mi öncelik vermelidir? Soruları soruldu araştırmaya katılanlara. Türkiye dış ilişkilerde hangi bloka daha yakın olunmalı sorusuna 2021'de %40.9'da AB ve ABD yanıtı verilmişti. Rusya ve Çin'e yakın olunmalı diyenlerin oranı da %27.6 idi geçen yıl 2021 yılında. Ancak bu yıla baktığımızda biraz işler tersine dönmüş gibi görünüyor. Çünkü Rusya ve Çin'e ağırlık verilmeli diyenlerin oranı artmış durumda. %39.4 oranında katılımcılar Rusya ve Çin'e ilişkilerde ağırlık verilmeli diyor. %37.5 katılım oranında da Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler daha önemli görüşünde. Metropol yine partilere oy verenlere oranla da bir araştırma yapmış. Örneğin AK Parti'ye oy verenlerin %35'i geçen yıl ABD ve ABD ile ilişkilerin daha önemli olduğu görüşündeyken orada da düşüş var. Ancak CHP seçmeni geçen yıl %40 oranında AB ve ABD yanlısı görüş bildirmiş. Bu yıl 47.9 orada da artış olduğunu görüyoruz.